Herkese merhaba, ben Neslihan Sancak Usta. 1998 yılında Rize'de doğdum. Lisans eğitimimi İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümünde tamamladım. Şu an ise Güneysu Gençlik Merkezi'nde gönüllü genç olarak faaliyetlere katılmaktayım. Bugün sizlere İbn-i Sina ve İbn-i Tüfeil'in Hayz bin Yaksan'ını anlatacağım. Bu kitap daha çok İbn-i Tüfeil'in Hayz bin Yaksan'ına yer vermektedir. Bu kitabın diğer bir adı Hikmet, Esrar ve Hikmet'in Meşrukiyet. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde giriş kısmını bize aktaran Ahmet Özel, yani kitabı düzenleyen yazar. Bu kitabın giriş bölümünde bizlere İbn-i Sina'nın Hay bin Yaksan'ına, İbn-i Tüfeil'in hayat hikayesine, felsefenin, aklın, bilimin, aklın aşamalarının, aklın ve kalbin orta noktada buluşmasından bahsedilmektedir. Kitabın asıl bölümüne geçmeden önce sizlere ilk kısmından her ne kadar İbn-i Tüfeil'in hayatından bahsedilmiş olsa da sizlere şu an İbn-i Tüfeil'in hayatından bahsedeceğim. İbn-i Tüfeil 1106 yılında Girnata yakınlarında Vadül Aş'ta dünyaya geldi. Tanınmış İslam filozoflarındandır. Tıp, felsefe ve gökbilimi ilgi alanları olan filozof, Platon ve Aristoteles'ten etkilenmiştir. İçraki felsefenin en cüsteki temsilcilerinden biri. Onun tanınmasına ve tüm dünyada yankı uyanmasına vesile olan, birçok dilde de çevirisi olan kitabı, eseri sizlere şu an tanıtmakta olduğum Hay bin Yaksan'ı. Şimdi ise sizlere kitabın asıl kısmını, yani Hay bin Yaksan'ı anlatacağım. Hay bin Yaksan bir ormanda dünyaya geldi. Fakat Hay bin Yaksan doğum hikayesi, yani bilinmemektedir. Varsayımlar üzerine ya bir topraktan meydana geldi ya da bir anne babadan gelmediği varsayımları ortaya sunulmuştur. Hay bin Yaksan annesini bir ceylan sanıyordu. Düşünerek, aklıyla, kalbiyle eleştirerek, inceleyerek Allah'a bunu sevilenini aktaran bir eserdir Hay bin Yaksan. Hay, hayvanları ve ruhlarını araştırdı. Ayrıca bitkileri de araştırarak hayvanlar ve bitkiler arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya koydu. Hay bin Yaksan bir zaman sonra hayatına giren Absal ile tanıştı. Absal ona konuşmayı öğretti ve bir zaman sonra insanların arasına karışmaya başladılar. Hay insanlara aklın, kalbin, felsefenin yolunu göstermeye çalışsa da bir zaman sonra bunun olmayacağını fark ederek geriye döndü. Absal ile adaya geri dönen Hay, hayvanlar ve bitkiler üzerinde çalışmanın yanı sıra hava, su, ateş ve toprağı, yani evrenin nasıl oluştuğunu, insanların evrenle insan ilişkisini, insanın ne kadar kıymetli ve değerli bir varlık olduğunu araştırdı. Hay, aklıyla Allah'ı keşfetti ve iman etti. Absal ise önceden sunulmuş olan İslam dinine iman etti. İki farklı karakter eksik kısımlarını birbirleriyle tamamlayarak hayatlarına devam ettiler. Ve orada birlikte yaşamaya karar verdiler. Benim kitapla ilgili anlatacaklarım sizlere bu kadar. Aklın, varlığın ve ruhun özünü keşfedebilmek, canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini, benzer ve farklı yönlerini idrak edebilmek ve düşünerek, araştırarak Allah'ın varlığına, bir olduğuna nasıl ulaşabileceğimizi öğrenebilmek için bu kitabı okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan düşündüğünde, hissettiğinde ve sonucunda vardığında hayattan zevk almaya başlar. Düşünmeyi ve keşfetmeyi öğrenmek için okumamız, okudukça hayatı anlamlandırmamız gerek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.